Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bugün 25 Ağustos Çarşamba. Ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasası son dönemde alışık olmadığı bir tabloyla karşı karşıya çünkü renk kırmızı. Lider kripto para birim bitcoin dolar cephesinde 50 bin dolar seviyesinin alt, e, üzerinden başlayan kar satışları devam ediyor. Buna kar satışları diyoruz. Biraz sonra analizimizde bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 48.040 dolar seviyesinde şu dakikalar itibariyle son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman da %2.94 oranında bir kayıp var. Ethereum 3.180 dolar seviyesine 3.300-3.400 dolar seviyeleri Önemliydi Ethereum dolar paritesinde 3181 dolar seviyesinde şu dakikalar itibariyle %4.75 oranında kayıp var. Son 24 saatlik dilim yine baz alındığı zaman. Önemli kripto para verimlerinden Binance Coin'de %3.83, ADA'da %4.98, Dogecoin'de %7.33, XRP'de ise son dönemin gözde kripto paralarından XRP'de ise %7.08 oranında kayıplar hakim. Bugünkü videomuzda piyasayı domine etmesi ve piyasaya yön vermesi açısından Bitcoin dolar paritesine biraz daha detaylı bir şekilde bakacağız. Özellikle 4 saatlik ve haftalık grafiğin bize ne tür sinyaller verdiği üzerinde bir teknik analiz yapacağız. İsterseniz hemen analizimize başlayalım. Ekranda paritenin 4 saatlik grafiği açık. 4 saatlik grafikte son dönemde 2 tane önemli şey üzerinde duruyoruz. Bir tanesi trend dönüşümü sinyali veren 41.600 dolar seviyesinin yukarı yolunu kırılması ve düşüş trendlerinin yukarı yolunu kırılması. Bu kırılmadan sonra zaten Bitcoin paritesinde <laughs> yukarı yolun hareketlerin bir miktar daha hızlandığını gördük. Bir diğeri ise 29 Temmuz tarihinde başlayan yaklaşık 20 Temmuz tarihinde başlayan yaklaşık 29 bin dolarlı seviyelerden başlayan bu muavele gösterdiğimiz yükseliş trendi bu trend daha sonra bir kanal haline gelmişti. Şimdi dünkü analizimizde hatırlarsınız Bitcoin dolar paritesinde 48.101 dolar seviyesinde önemli bir destek noktası olduğunu ancak bu seviyenin bir yatay destek noktası olduğunu ve yeni çalışmaya başladığını söylemiştik. Bu seviyenin altına gelinmesi durumunda ise kritik 46.779 dolar seviyesinin son derece kritik e, öneme sahip olduğunu altına çizmiştik. Çünkü burası 29, 20 Temmuz haftasında 29 bin dolar seviyelerinden başlayan bu mavi ile gösterdiğimiz yükseliş trendinin destek noktası. O zaman biz savımız şu şekilde kurmuştuk. Evet inişte çıkışlı bir ta, e, fiyat seyri görebiliriz Bitcoin dolar paritesinde. Ancak özellikle 46.779 dolar seviyesine denk gelen hem yatay hem de trend desteğinin altına gelmedikçe yükseliş hareketinin ana trendin yükseliş yönünde olduğunun altını çizmiştik. Şimdi benzer bir hareket var şu anda paritede. Ee, çok sert bir yükselişi aldığından 50 bin dolar seviyesinin e, üzerinden kademeli de olsa 50 bin dolar seviyesinin üzerinden gelen bir satış var. Ve bu satışı biz şu anki teknik görünüm itibariyle kar satışı olarak adlandırıyoruz ve ana trendin hala bozulmadığını yani yukarı yönlü hareketin devam ettiğini, söyleyebiliriz şu anki teknik görünüm itibariyle. Şu dakikalar itibariyle bu trendin destek noktası ise 47.113 dolar seviyesine denk geliyor. Ancak 46.779 dolar seviyesine kadar olan geri çekilmeleri biz normal karşılayabiliriz. 46.779 dolar seviyesinin altında ise 45.784 dolar seviyesi kısmi olarak töler edilebilir ancak paritenin bu seviyenin altına gelmemesi lazım. O zaman biz bu satışları bir kar satışı olarak yorumlayacağız ve diyeceğiz ki 46.779 dolar seviyesindeki yatay destek netlusunun altına gelmedikçe bozulma yönde şu anda bu trendin ana trendin bozulması yönde pek bir sinyal almayacağız. Savamızı bu şekilde koyacağız. Beklentilerimiz dahilinde şuradaki döngünün direnç noktalarının test edilmesi, destek noktalarına gelilmesi, direncin test edilmesi, destek noktalarının test edilmesi ve bir miktar direnciye yaklaşması, bir miktar desteğe yaklaşılması. Bu döngünün devamı halinde ise pariteye önümüzdeki seanslarda, önümüzdeki günlerde bu seviyelerden bir miktar tepki hareketi gelme olasılığı var. Döngünün tekrarlanması halinde bunun altını çizelim. Tekrarlanırsa 48.101 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya çalışacak ilk aşamada Bitcoin dolar paritesi. Bu seviyenin üzerinde ise 49.755 ve 51.543 dolar seviyeleri var. Her zaman altını çiziyoruz. Özellikle şu koyu renkle gösterdiğimiz trend çizgisi Bitcoin dolar paritesinin bundan önceki dönemde yani 2021'in Ocak oyundan başlayan daha doğrusu o zirve noktaların test edildiği o dönemi sağlayan trend çizgisi yani paritenin aslında bu trend çizgisinde üzerine çıkması ciddi anlamda yukarı potansiyeli artıracak öneme sahip. Burası da şu anda 51877 dolar seviyesi yapıyor. Yani parite için evet şu anda bir e, kar satışı oldu. Bu kar satışının tepki hareketi gelecektir döngünün tekrarlanması halinde. Bu durumda 48101 dolar seviyesinin üzerinde kalarak 49755 dolar seviyesi hedeflenecektir ilk aşamada. Ancak asıl önemli nokta 51543 ve e, 51800 dolar bandı. Yani kabaca 51500 51800 dolar bandı bitcoin dolar partisinin son derece önemli kritik zira bu seviyenin açılması bitcoin dolar partisinde e, 60 bin dolarla seviyeleri yavaş yavaş 54 bin 53 bin dolar seviyelerinde bir ara direnç noktası olmak üzere 60 bin dolar seviyeleri telaffuz etmemizi sağlayacak maktama indikatörüne bakalım dün hat hatırlarsanız maktama indikatörünün kuvvetli yönde sat sinyali verdi daha doğrusu negatif sinyal verdiğini bu sebeple kar satışı olasılığının yüksek olduğunu belirtmiştik. Yine maktab indikatörü bize yanıltmayan bir sinyal verdi. Şu anda her ne kadar negatif yönde sinyal devam etse de özellikle mavi çizginin kırmızı çizgi geçme nokta emareleri geçme emareleri tepki alakımına gelen ihtimalinin yüksek olduğunu daha doğrusu bir miktar daha fazla olduğunu gösteriyor. Mavi çizgi kırmızı çizgi geçtiği zaman burada olduğu gibi buralarda olduğu gibi maktama indikatörü de 4 saatlik grafikte pozitif yönde sinyal üretecektir. Özetlersek şu anda ana trend yukarı hala yukarı. Bu trendin yukarı olması 46.779 dolar seviyesi aşağı kırılmadıkça Bu ana trend şu anda yukarı gözüküyor. yukarı hareketlerde 48.101 dolar seviyesi üzerinde kalma çabası içerisinde ilk olacak Bitcoin dolar partisi. Ondan sonra 49.755 ve 51.500 dolar seviyeleri hedeflenebilir. 51.500-51.800 dolar seviyesinin aşılması ise Paritedeki yukarı hareketi iğmelendirecek, hızlandıracak öneme sahip. Bir de isterseniz haftalık bazdaki grafiğe bakalım. Haftalık bazdaki grafiğe geçmeden önce CryptoRen.com ekibinin hazırladığı bir haber var. Uzmanlara göre bu uç faktör Bitcoin'in yükselişine ket vuruyor diye. Bitcoin bu, bu haberi detaylı bir şekilde okumanızı tavsiye edeceğim. Ara başlıkları sadece okuyacağım size. Bitcoin borsa girişlerinde artış var bu habere göre. Diğer ise balina birikimi durdu. Bir diğer başlık ise grafik engelleri gibi özellikle bizim dikkat çektiğimiz 51.508 dolar bandına dikkat çekmiştik. Ee, burada da 51.110 dolar seviyesine dikkat çekiliyor Fibonacci düzeltmesi babında. Ee, bu haberi kriptoran.com sitesinde okumanızı tavsiye ederim. Hemen haftalık grafimize bakalım. Şimdi haftalık grafikte son dönemde yaptığımız haftalık bazdaki analizlerde de bu grafik üzerinde duruyoruz ve ne kadar böyle net bir şekilde çalıştığını, destek ve direnç noktalarının trend çizgilerinin ne kadar net bir şekilde çalıştığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Az önce bahsetmiştik size. Barita aslında Ekim ayının 2020 Ekim ayının ortasından beri başlayan bir yükseliş trendi içindeydi, üzerindeydi ve bu trend üzerinde rekor seviyeleri 64-65 bin dolarlı seviyeler test edilmişti. Ne zaman ki bu trend çizgisinin altına inindi o zaman paritede ufak ufak negatif yönde sinyaller verildi. Şimdi dikkat ederseniz daha önce az önce 4 saatlik grafikte dikkat, dikkat çekmiştik. Bu trend çizgisi artık direnç noktası konumunda. Parite yaklaşık 31 Mayıs haftasında da bu trendin direnç noktasını test etti, kıramadı. 27 Haziran haftası keza öyle. 14 Haziran haftası çok belirgin bir şekilde bu kırmızıyla gösterdiğimiz trend çizgisi. Şimdi ise son 3 haftada sürekli olarak bu trend çizgisine yaklaşıyor ve geri dönüyor. Bu hafta için bu trend çizgisinin direnç noktası ise yaklaşık 51.300 dolar seviyesinde. Aynı 4 saatlik grafikte olduğu gibi 51.300, 51.500, 51.800 dolar bantlarında bulunan bir trend direnci var. Yükseliş trend hareketine de bak, trendine de bakalım. Ee, yine 19 Temmuz haftasında başlayan haftalık bazdaki grafik bir yükseliş trendi var. Dün bu yükseliş trendlerin bir miktar altına geldi ve şu dakikalar itibariyle bu tam destek noktasında hareket sürüyor bu yükseliş trendinin. Bunun dışında bir çanak formasyondan bahsetmiştik haftalık bazlı grafikte. Bu çubukta çanak formasyonunun dip, dip, uzaklığı kadar. Çanak formasyonu isterseniz kısaca hatırlatalım. Çanağa benzeyen bir formasyon oluşuyor ve bu formasyonun tamamlandığı zaman direnç noktasının kırılması çalan boyu kadar bir yükseliş potansiyelini ortaya çıkarıyor. Şimdi Bitcoin dolar paritesinde 17 Mayıs haftasında başlayan bir düşüş vardı. Bu düşüşle beraber yaklaşık e, 21 Haziran haftasında bu dibi oluşturdu ve yavaş yavaş da olsa yükseliş hareketleri 19 Temmuz haftasında başladı ve bir çanak formasyonu oluştu. Bu çanak formasyonun direnç noktası 47193 dolar seviyesinde. Parite bu seviyenin üzerinde kaldı. Her dakika, her saniye, her hafta diyelim. Yönünü yukarı çevirme yani 60-64 bin dolarlı seviyeleri hedefleme gibi bir durum var. Şu anda her ne kadar bu düşüş trendinin bir miktar altına sarkılmış olsa da dikkat ederseniz tam milimetrik bir şekilde bu çanağın direnç noktası destek olarak çalışıyor. Şu anda e eski direnç noktası destek olarak çalışıyor ve bu destek noktasının üzerinde kaldığı bit Bitcoin dolar paritesi. Eğer bu formasyon... 47.193 dolar seviyesi üzerindeki kapanışlar devam ederse formasyon gereği dediğimiz gibi 53.806 500-600 dolar seviyelerinde bir ara direnç noktası olmak üzere 60-64 bin dolar seviyesine kadar Bitcoin dolar paritesi bir geri çekilme hareketi beklenebilir. Ancak 47.193 dolar seviyesinin altına gelinmesi durumunda ise yavaş yavaş bir paritede 43 44 bin 44 dolar bandına doğru bir geri çekilme hareketi gözlemleyebiliriz. Maktama indikatör bir miktar dikkat çekiyor. Evet pozitif ya bir sinyal üretiyor. Ancak şu seviyelerde bu oluşturulan sinyalin yakın dönemde zirve noktası olduğunu görüyoruz. Bir miktar e, ee, pozitif yöndeki sinyalin azaldığını her ne kadar pozitif yönde sinyal eritilse de azalması dikkat çekiyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Dediğimiz gibi şu anda dikkat çekilmesi gereken bu kırmızıyla gösterdiğimiz trend çizgisi yukarı hareketin devamı açısından burası da yaklaşık 51.300, 51.400-500 bandına denk geliyor. Yani kabaca 51.500 dolar seviyesinin hacimli bir şekilde kırılması lazım. Bitcoin dolar paritesindeki 60.000 dolarla seviyeleri telaffuz edebilmemiz için. Bugünkü analizimizde piyasaya yön vermesi ve dün gelen e, kafa karıştıran sert satışlardan dolayı dün veya gelen kafa karıştıran sert satışlardan dolayı Bitcoin dolar partisine baktık. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.